Efes'in 80'leri bulması şart. Skyler Mays resmen açıklandı bugün. sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko forması giyecek. Pembe top sağda projesi 11. yaşına girecek Olympiakos mücadelesinde. Merhaba, ben milyonerin yapay zeka basketbol bahis yazarı Bahisandra. Bu defa maç tahmini için değil, çok daha önemli bir konu için karşınızdayım. Tüm dünyada her yıl 2 milyonu aşkın kadına meme kanseri tanısı konuyor ve meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor. İçinde bulunduğumuz farkındalık ayında 11. yılına giren bir projeden bahsetmek istiyorum. Sponsoru olmaktan gurur duyduğumuz Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezi işbirliğiyle hayata geçen bu projede her sene bu döneme denk bir Euroleague maçı pembe top atışıyla başlıyor. Yıllardır başarılı ünlü isimlerin gönüllü desteğiyle onların elinde havalanan pembe top, bu defa Çağla Şikel'in elinde havalanacak ve Anadolu Efes Olympiakos maçı bu hava atışıyla başlayacak. Bu şekilde erken teşhisin önemi tekrar vurgulanacak. Sözlerimi tamamlamadan tekrar hatırlatmak isterim ki tedbir almak farkında olmakla başlar. Çift potaya hoş geldiniz. Bu hafta tek başımayım çünkü Orkun Çalakoğlu İspanya'da Vigo'da ve orada La Liga'nın organizasyonunun bir parçası Orkun Çolakoğlu. O yüzden tek kaldım, yalnız kaldım bu hafta belki. Ama buradan tabii Orkun'a selamlarımızı gönderim. O da takip ediyorsunuzdur. Bir parça oranın keyfini çıkartıyor. Maçı da anlatacak. Tabii orada olmak, İspanya'nın en batısında yer almak... E, hava koşulları da biraz etkilemiş Orkun duyduğumuz kadarıyla. Ona da hem geçmiş olsun hem de dileklerimizi sunarken güzel bir maçta geçirsin. Güzel tadında çıkarsın oraların. E, haftaya Orkun'la beraber olacağız tabi. Ama bir yandan da çift hafta Euroleague'de ve e, Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'de Olympiakos'u ağırlayacak. Hem maç çok güzel hem de çok özel bir karşılaşma. Çünkü pembe top sağda ve 11. kez e, Efes'in meme kanserinde hayat kurtaran erken tanı farkındalığının yaygınlaşabilmesi için e, hayata geçirdiği Pembe Top Sağlık Projesi 11. yaşına girecek Olimpiyakos mücadelesinde. Ve çalışırken hava atışıyla beraber e, bu konunun tekrar herkesin aklında yer etmesi tekrar o farkındalığın yerleşmesi için e, bu çok önemli çok güzel bir projeyi bir kez daha Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaşayacağız. Basketbol Gelişim Merkezi'nde namı diğer Abdi Pekçi Spor Salonu'nda pembe top bir kez daha e, havalanacak. Bu özel bir mücadele ve gerçekten zaten biletlerinin tükenmesi de bunu bize anlatıyor. Pembe top e, her zaman Bildiğimiz gibi her maçta, her her yıl e, bu konunun altını çiziyoruz. Meme kanserinde erken tanının ne kadar önemli olduğunun e, ve bununla da beraber Anadolu Efes'in bu konudaki sosyal sorumluluk projelerinde ne kadar duyarlı olduğunun e, altını çizdiği bir önemli organizasyon daha. E, gerçekten hem maç çok güzel olacak hem de bahsettiğimiz gibi çok özel bir e, günü, e, özel bir farkındalık projesinin altını çizecek Anadolu Efes. Maça biraz konuşalım isterseniz. Gerçekten e, çok... Önemli bir maç çünkü. Anadolu Efes, Tel Aviv karşısında aslında kazanabileceği bir maçı e, ne yazık ki kaybetti. Özellikle e, savunmada yaşadığı problemler. Yani 90 sayı üstü yediğiniz zaman hakikaten maç kazanmak kolay olmuyor elbette. Ve Maccabi gibi potansiyel yüksek bir takımı e, 90'larda özellikle onların oynamasını sağlamak, savunmada bu problemleri yaşamak e, ciddi bir sonucu etki eden e, problemleri beraberine getirdi. E, Olympiakos Açıkçası Orkun'la hep konuşuyoruz. Orkun'la beraber konuştuğumuzda sezon başında o rotasyonda yaşadığı genişliğin o Barsokas basketboluna yarattığı problemlerden hep bir şekilde e, anlattık. Zaten bunu dönem dönem yaşadılar ama Mustafa Fal'ın gelişi rotasyon dahil oluşu biraz toparladı Olimpiyakos. Çünkü topluluğuna gelmesi ve ondan sonra o katlar hatta belki izleyenler fark etmiştir Olimpiyakos'un Olimpiya Milano mücadelesinde. Ee, yanılmıyorsam ilk çeyreğin sonu olması lazım. Acayip bir oyun vardı yani. 3 oyuncu birden kat yapıyor. En son 4. oyuncunun Papa Nikola'nın katıyla beraber o sayı bulmuştu, sayı bulmuşlardı. Kendi basketbollarına biraz biraz dönüyorlar. Daha Vidoza'yı işte dönem dönem oyuna atıyor Barsokas. forni sistemi içinde eritmeye çalışıyor. Ee, ve bir yola girmişler gibi gözüküyor ama bugün Efes bu e, oyunda Olympiakos'un istediklerinin öne geçmek zorunda. Toba baskı falın özellikle organizasyonunda organizasyonda olsun, puari olsun, onun paslarına baskı yapması. Ya bugün Efes'in savunmasının iyi olması gereken maç. Yani Makabi Tel maçında olduğu gibi bir savunma e, ile beraber Efes bu mücadele çıkarsa hiç kazanma şansı olmaz. E, bu nedenle özellikle topu baskı, uzunların pas yönlerine baskı ve, ve o koşulara, yarı sahadaki koşulara çok konsantre olması lazım. Yani top başkasındayken Zayıf taraftaki oyuncunun bir saniye uyuması, yarım saniye uyuması bir anda potanızda iki sayıyla e, size ceza olarak geri dönebilir. O yüzden Efes'in savunmayı yapması şart. Vezenkov'un topsuz hareketliliğine karşı e, konsantrasyon yüksek olmalı. Oradaki ana oyuncu kim olacak? Bugün Tomislav Miyatoviç'e vermesi gereken karlardan bir tanesi bu. Yani Vezenkov herkes çok iyi biliyor. Ama onun topsuz hareketliliğine konsantre olmak şart. Topsuz koşularda switch mi yapacak Efes? Nasıl bir savunma kararı var. Hangi oyuncuyu orada tam konsantrasyonu ve verecek e, Mijatovic? Bu önemli. Efes maçı kazanmak istiyorsa bir yandan da çok iyi bir savunma takımı e, Olympiakos. Efes'i kazanması yolundan bakacak olursak Efes'in 80'leri bulması şart. Ya yani 80'in altına kaldığı an Olympiakos'un basketbolunun e, öne çıktığı bir yer olabilir. Çünkü savunmayı yapan bir takımdan bahsediyoruz. E, seyircisinin desteğiyle, e, salonun dolu olmasıyla ben daha iyi bir enerji bekliyorum. Özellikle Fenerbahçe-Beku mücadelesi o enerjiye Efes verememişti. Bu kez ben o enerjinin biraz daha sahada yüksek olmasını bekliyorum. Çünkü Darius Thompson biraz kıpırdandı e, makaya maçında. Fena oynamadı. O bahsettiğimiz Darius thompson Poirier ikili oyunları. Biraz daha açık sahanın geldiği yerler oldu. Lakin onu biraz daha desteği... Çok kötü şut, şut atıyor e, Ando Efes iki maçtır. Bence bu maç daha iyi olacak bu anlamda. Yani şutu daha iyi sokabilecek bir yapı içerisinde Efes'in bir reaksiyon göstereceğini bekliyorum. Efes de hücum potansiyel olarak 80'lerini bulabilecek bir takım. Ee, ben hani bir yorum yapmak gerekecekse maça dair üst oranlarına bakmaya da fayda olduğunu düşünüyorum. Yani Efes burada 80'i bulabilir. Bulduğu anda da maçı kazanma havasına girecektir. Olympiakos da burada hücumda çözüm bulabilen bir takım. Ee, Efes'in Açık sahayı biraz daha bulması e, bence bu maçta gerek. Yani yarı sahada problem yaşıyor bu konuda. E, o yüzden ben biraz üst seçeneğinin de değerlendirilmesi gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü hani kim kazanır gerçekten çok yakın bir maç. O yüzden hani handikaplar üzerinden de yakın bir maç tercihi de düşünülebilir. E, bununla beraber böyle haftaya da genel bir bakış isterseniz atalım. E, burada Fenerbahçe-Beko'nun e, çift haftadaki e, ilk mücadelesi Kızı Yıldız. Ee, orada çok problem yaşadı. Özellikle savunmada çok kötü başladı. Eee Mariano için maça başlamasını Kız yazı çok iyi kullandı. Ve bunun yansımasını bence Yeski 3 savunayla maçı iyi kullandı. Yani o da neydi? Mariano'yu nerede nasıl kullanacak Fenerbahçe Beko? Şimdi bir kere Eşleşmesi olduğu zaman Marinovic değerli oluyor. Bunu gördük özellikle Alba Berlin maçında. Kumacca ile eşleştiği zaman ki bunu çok iyi Özellikle Sertaç sakatlandı, Marinovic biraz daha sağda kaldı. Ama orada Jaskevic'usun Marinovic ile Kumacca ikisi aynı anda sağda kalacak tercihi bence Fenerbahçe bekoyu rahatlattı. Ne zaman ki biraz daha işte Trevian Williams gibi pasör ve şu tutabilen bir uzun döndü orada hemen Melli'yi 5'e çekti. E, Coach 300 veya Cambridge kullan daha çabuk ayakları kullandı. Orada bence savunmalı yanıt vermeye başladı. Çünkü iki sayı yüzdesinin bu kadar düşük kaldığı bir yerde e, şutların girmesi de Fenerbahçe-Beko'ya ee, yarı saha bir avantaj sağladı, alanı biraz daha açabildi ve böylece Mellie'nin 5'e geçtiği özellikle son çeyrekte ikinci yarıda ve Bobin de biraz daha çembere giderek faulleri almaya başladı. Ee, daha çember gidiş yolları beraberine geldi. Ee, asist sayısı biraz daha arttı özellikle. Ama Mellie'yi 5'e çekmek her zaman Fenerbahçe ve Koyu için gerçekten önemli bir opsiyon oluyor. Kumanci ile Mario Namic'i eşleştirerek de oradaki esas bence Mario yapabileceği iyi işleri de e, Fenerbahçe-Beko öne sürmüş oldu. E, çok iş attı bir günde. Özellikle Tarık Biberov için ve Jagars'ın getirdiği enerjiyle Belç'ten e, Fenerbahçe-Beko için ciddi bir avantaj oldu. Yani Wilbeck'in yok, Guduric yok. E, şimdi yeni bir transfer var. Biraz da isterseniz onu konuşabiliriz. Skyler Mays e, resmen açıklandı bugün. E, sezon sonuna kadar Fenerbahçe-Beko forması giyecek. Aslında buradaki ikilem, hani Orkun'la da konuşuyorduk. Daha skorunu bulabilen bir oyuncu mu? Yoksa bire de kayıp, Wade iki iki atabileceğin, topa da yön verebilen takımın diğer unsurlarını devreye sokabilen bir oyuncu mu? Şimdi ben kendi açımdan biraz daha bile kayan bir oyuncu olmasının hep fayda olacağını düşünüyorum. Eğer markette böyle oyuncular varsa. Ee, ve Skyler Mayes hakikaten hatırlarsınız belki Obradovic'in ilk dönemi, ilk yılıydı galiba. Bir Nikosizis hamlesi olmuştu. Ve Fenerbahçe Bekosizis'in gelmesinden sonra ee, çok yapıda taşlar oturmuş. Yani Godlock tamamen skorer yönüne geçmişti. Ee, yapıda taşlar çok iyi yerine oturtmuştu ve Final Four'un yolunu tutmuştu ee, Maccabi televizyon serisinden sonra. Yani öyle bir hamle olabilir mi? Öyle bir umudum var. Ee, Bonzik olsun kullanman lazım. Wade Bowen var. Çevrende de skor üretebilen oyuncu atıcılar olduğu için Melli ve Skyler Mays gibi iki oyun aklından maksimum katkı alabilir bence. Falan. Bence Wade Bowen de rahatlayacak. Lorenzo Brown gibi daha bitirici olabilir. Çünkü Wade Bowen belki de maçın başını iyi geçirmemesinin e, sebebi belki biraz pas vermesi. Biraz o düşüncede olması olabilirdi. Şimdi daha belki sağda serbest olabilecek. Bunların sağdaki yansımasını göreceğiz ama bence Skyler May's hamlesi de e, Fenerbahçe-Beko için iyi olacak diye düşünüyorum. Ben o anlamda Fenerbahçe-Beko'nun kendini iyi hissedeceğini, sağda daha iyi olacağını göz düşünüyorum. Çünkü sabit üstü olan bir oyuncu. Yani pası verdikten sonra da Forvet'e geçtiği zaman, dibe geçtiği zamanda da sabit şutu oranı yüksek bir oyuncu. Sona gelirken toparlarken de Pembe Top Sağda Projesi'nin 11. yaşını kutladığımızı tekrar hatırlatalım. Anadolu Efes Olimpiyakos mücadelesi, önce, mücadelesi öncesinde Pembe Top'u çalış gel havaya atacak, bu hava atışıyla mücadele başlayacak. Ve meme kanserinde hayat kurtaran erken tanı farkındalığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayacağız. Tekrar görüşecek, kalın.